Daha yüksek oranlar sadece iddia bayileri ve iddia.com'da en kral program hızlı ve iddialı başlıyor. Voley ekranlarından herkese merhabalar. Her zaman olduğu gibi hızlı ve iddialı da bu üçlü bir kez daha karşınızda. Sevgili Ali Ece, Uğur Karakulukçu ve ben Irmak Kazuk. E, haftanın öne çıkan maçlarını her zamanki gibi tabii ki e, iddia ile birlikte kral oranlar üzerinden değerlendireceğiz. Kral oranlar yani seçilen maçlarda bazı maçlarda biliyorsunuz daha yüksek oran gerek iddia bayinde gerek iddianotta.com üzerinden oynadığınız takdirde bazı maçlarda daha yüksek oran yakalama şansınız var. Bunu bir kez daha hatırlatalım. Yani iddia.com'da diğer sanal bayilerden daha yüksek oranlarla canlı canlı bayis yapabiliyorsunuz. Uzun lafın kısası zaten bu hatırlatmalı her zaman olduğu gibi program içerisinde araları serpiştireceğiz. Güzel bir haftayı geride bıraktık. Şimdi ee, önümüzdeki hafta ve daha doğrusu hafta içinde de Avrupa'da bazı oynanan maçlar var ama bizim tabii ki genel odağımız her zaman olduğu gibi ee, süperlik olacak ee, maçlara geçeceğiz ama bir isterseniz bir sıradan bir hal hatır soralım beyler nasılsınız ne var ne yok İyi ya sizi sormalısınızsınız esas e, biraz beklettim bir 15-20 dakika en az e, hatırım hakkım geçti <laughs> e, burada özellikle burada Irman Kazıktan ve Aleciden özümü dilemem yok lazım. be hadi geç tamam kaldım. akşam Evde maç var kaldım. akşam e, yeni akşam derbi maçı var ilk olarak onun tahminiyle başlayalım erkenden bizi dinleyip oynamak isteyenler oynasın Rafael Benitez ya Herro diyecek ya Merro diyecek e, kulüp e, Liverpool Everton derbileri tarihinde her iki takımda çalıştıran yegane hoca. Lakin zamanında Liverpool'u çalıştırırken Everton için küçük kulüp demişti. 2007'de sanırım. Kendisi gerçekten söylediğini yaptı ve yani işte Everton'ı baya böyle futbol olarak küçülttü. Puan tablosunda yerinde de baya küçülttü. İddiasını küçülttü. Ee, ve bu karşılaşmada mesela fark yerse kesin kovulur. Zaten Liverpool'un eski teknik olup Everton için küçük kulüp tabirini bu talihsiz açıklamayı yaptığı için Everton taraftarının büyük kısmı en baştan kendisine gıcık. Bir de üstüne fark yerse. O yüzden fark yememek için o işte Benitez'in teknik iyi tarafını gösterdiği oyunu tutma, kontrol, sağlam savunma. işte bu şekilde aslında bu şekilde Liverpool'a şampiyonu kazandırdı diyeceğiz de ilk yarıda 3 tane yemişti İstanbul'da aslında. O şekilde de kazandırmamıştı. Neyse iyi bir şey söylemem gerekirse Benitez'le ilgili. O yüzden bu maçın ilk yarısından direkt çok gol olmaz gibime geliyor. Bilmem ne dersiniz. Uğur. Liverpool'lu olan sensin. Bak sen konuş istersen. <laughs> ya, o işte biz konuşamayacağımız konuş... için sana evet, soruyorum, objektifiz hocam. Burada en en objektif adam sensin yani. <laughs> ya maalesef e, kaderim gereği bu fantasy liginde bizim draftlı bir ligimiz var. Takasla bana iki tane Everton'un oyuncu geldi. Nereden geldi bilmiyorum. O yüzden o Everton takibi işi benim Kimler geldi? Bilmiyor. Kimler geldi? Michael Keane'le Richarlison geldi. Richarlison cezalıydı. Sakatlığı var şimdi de. Ce cezası Şeridir. da vardı. Evet. Şimdi yeni bilmiyorum e, durumu nedir ama Michael Keane fena gitmiyor Allah'tan. Ama toplamda zaten bu takımın e, potansiyel olarak çok da e, büyük bir yerde olmadığı ortada. Hames Rodriguez'in geldiği dönemde bir e, özellikle Ancelotti kısa vadeli bir form grafiği tutturmuştu. Ama bunun e, devamı gelmedi. Çünkü hem oyuncular Premier yani O e, iyi oyunu sağlayan oyuncuların e, Premier Lig'e fiziksel olarak uygunluğu tartışılır durumdaydı. E, uzun vadeli olmayacağı çok belliydi. Hem de e, çeşitli dediğim gibi mental olarak problemli oyunculardı. Hames Rodriguez de Ancelotti ile bir nebze olsun top oynayabilen ama kariyeri boyunca da böyle oldu. Ama diğer takımlarda bekleneni çok da veremeyen bir oyuncu rolüne büründü. Bu maçta varmış. Baktım Richarlison cezası bitmiş. Bu Bitti kaç karşılaşmada varmış. Bitti. Ama e. sakatlığı ile ilgili bir bilgi var. Ama sakatlığı ali? geçti mi onu bilmiyoruz. Yok onu ben takip edemiyorum. Everton o kadar kötü ki izleyemiyorum yani. Bak bu maçta cezası ne olacak? Vardı abi geçen hafta cezası vardı. Bu hafta hiç oynaması bekleniyor. Bakalım neler olacak orada? Nasıl bir? E, Yeri Mina e, ile Calvert-Lewin yine yokmuş kesin olarak ki bence o geçen yok. senenin ee, en iyi dört oyuncusundan ikisi. Calvert Lewin golleriyle en iyisiydi zaten Everton'ın. İngiltere milli takımında da Harry Kane'in en güçlü alternatifiydi. Yerimina da bence savunmanın en iyi ismiydi. Yani Michael Keane'den daha iyiydi. Geçen sezon en azından Yerimina. Hı hı. Ee, onu da eksiğini hissediyor ama yani bu şu an haftaya kadar alınan puanlarda daha düşük rahmetli Walter Smith var. Yani Slaven Bilic Everton'da oynarken Walter Smith çalıştırıyordu. O dönemde böyle bir kriz var ama hakikaten o zaman bütçe falan çok düşüktü. Şimdi Orta Doğulu adama sattılar kulübü. Baya 5-6 sene oldu. Paraları da harcattı bir be Ancelotti. Benitez'e acaba takımın böyle posası mı kaldı diye sorgulanıyor. Yok abi. Şu maçın ilk yarısı 3-0 olsa ben sana söyleyeyim. Tribünler boşalır. Yarıya iner. Ve yani bütün kabakta tabii ki haklı olarak Benitez'in kafasına patlar. Zamanda abi büyük lokma yiyeceksin. Öyle büyük laflar etmeyeceksin. Yani sen kendi çalıştırdığın kulüp dışında özellikle böyle ezeli rakipleriyle ilgili ileri geri konuşmayacaksın. Bak döner gelir. Liverpool çok formda. West Ham aslında Liverpool'un nasıl durdurulabileceğini gösterdi ama West Ham'ın Liverpool'u durdurup sonra vurabilecek oyuncuları var. Everton'un oyuncuları var mı? İşte o çok tartışılır. Ya zaten Ali son dönemde çok ciddi işte tabii sakatlıklardan, cezalardan da dolayı acaba acayip gol yollarında biliyorsun sıkıntı var. Benitez'in takımında. E şimdi savunmada da eksikler var. Yani ben bu maçı açıkçası Liverpool'un yani ben handikaplı kazanabileceğini düşünüyorum ya. Hani biraz daha hani tahmin tarafına girecek olursak. Bu arada oranları da hatırlatalım mı beyler isterseniz? Bir... Hatırlatalım. Şimdi e, kral oranlar biliyorsunuz arkadaşlar bizim programımızın ve tabii ki e, iddia bültenlerinin olmazsa olmazı. E, bu maç için normalde açıklanan oranlar şu şekilde. 5-60 Everton galibiyeti 4-10. Beraberlik e, 1-27'de e, Liverpool galibiyetine yönelik. Fakat kral oran yakaladığınız senaryoda yani iddia bayından ya da iddia koma direkt giriş yapıp oradan e, kupon oluşturduğunuz senaryoda bu oranlar 6, 4, 30 ve 1, 33 olarak güncelleniyor. E, benim buradaki daki tahminimde dediğim gibi Liverpool Everton'ın zaten e, sezonun başından beri çok sıkıntılı e, dönemler geçiyor bir de üzerine e, forvet mevkinde ve savunmada da sallantılar eksikler derken ben Liverpool'un um buradan e, minimum iki farklı yani tutup böyle 5 falan atacağını düşünmüyorum ama 2-0, 3-0 gibi bir sonuçla ben ayrılabileceğini düşünüyorum. Benim tahminim bu yönde. Ben de handikap diyeceğim. Handikaplı Liverpool abi. Hiç tartışılacak çok. Bir, şey. bir tek benim test faktörü var yani. Gerçekten e, rakip takıma iyi bir hazırlık, hazırlık çıkarabilir. Eski takımına karşı özellikle hırslı olduğunu tahmin ediyorum. Ama ya bu ne kadar etkili olur. Çok da ciddi bir faktör diyemeyeceğim. Büyük bir faktör diyemeyeceğim. O yüzden Handicap'lı Liverpool çok kaçırılacak bir fırsat. Evet. Ortadaki var. malzeme de belli Uğur yani. Hani hırs yapsın, yani taktik yani. yapsın, ne yaparsa yapsın. Ben de çalışıyor. mesela hırs yapıyorum. İşte Irmak Kazuk'la FIFA oynarken hırs yapıyorum ama iki kere falan yendim. Yani hırsla olmuyor hırsı. ama bak <laughs> hırs eğer maç yine böyle son derbi gibi, son iki derbi gibi böyle kontrolden çıkarsa işte Van Dijk'ın sakatlandı On ve benim gözümün önünden hiç gitmeyen evet. kare yani orada Pickford'un e, xxx müdahalesi ya böyle şeyler oldu mu zaten Liverpool Everton'ı yenemiyor son yıllarda? Yoksa Klopp geldiğinden beri zaten oyun kalitesiyle Liverpool çok daha üstün. Yani puan kaybettiği maçta bile üstün olan taraf oluyor. Mesela o bir böyle karlı hava vardı. Sam Allardyce 90 artı. Benim meşhur videom var ya Oğuz abiyle aslında Oğuz Çetin abiyle efsane kaptanla Fenerbahçe maçı yorumlamam gerekirken yayına girmişiz. Son 5 dakika derbiye. Ben hala izlemeye devam ediyorum ve malum şahıs penaltı yaptırıyor. Hiç gerek yokken. Yani Maalesef. böyle şeyler olması gerekiyor. Liverpool galibiyetine oynamak bence şu anda şey altına yatırım yapmak gibi ama sizin handikaplı ons altına yatırım e yapmak tabii gibi. Tabii daha da ve direkt direkt galibiyet oranı da 1.33 kraldı bu arada. Kral oranı. Evet bence güzel bir oran o. Ben öyle oynuyorum. Çünkü ne olur ne olmaz. Bu derbilerde en son neler yaşandı. Çünkü sonuçta derbidir. Yani Rafael Benitez de sonuçta öyle süper bir teknik direktör olmasa da dünyanın sonu kötü bir teknik direktör değildir yani onu da söyleyeyim görevine devam etmek isteyecektir. Yani derbide bir de yenerse en azından hani Everton'da sezon sonunda şöyle hatırlanır. Ya çok iyi teknik direktörlük yapmadı ama en azından derbiyi kazandırdı. Eski takımına karşı falan filan bize böyle küçük kulüp demişti ama o maç büyük galibiyet diye yani onu da kovalayacaktır. O yüzden ben de daha az riskli olanı seçiyorum. Çünkü çok maç var. İngiltere'de iki maç daha var eğer bu konuşmak isterseniz. istemezseniz ben size böyle oranları okuyayım. Kısaca United Arsenal'i istiyorsanız değinebiliriz. Evet, tabii, tabii ki bence Aston Villa Manchester City. De bitirseydik ama. bence önce. Watford, Chelsea, tamam. Aston Villa, Manchester City. Ne diyorsunuz? Bir ee, dakika, ya karşılık gol yok. Bence Chelsea'ye bu yıl yıl boyunca oynanması gereken bahis. Yani, Güzel. E karşılıklı gol yok. şeye de bakayım hatta. Şöyle Söyleyeyim ben size oranları. Söyle Watford abi. galibiyetine normal oran 7.80, kral oran 8.25. Maçın berabere bitmesinde normal oran 4.40. Kral oran 4.60 Chelsea galibiyeti normal oran 1.17 Chelsea galibiyeti kral oran 1.23 ee, Karşılıklı gol yok. Normal oran 1.59. Ee, zannediyorum yeterince tatminci olacaktır. Bence Watford'un gol atamadığı herhangi bir senaryo zaten yeterince e, kazançlı oluyor. Chelsea de sezon boyunca az golledi biliyorsunuz. Belki de evet. hani bir, e, sadece Premier League standartına göre değil sadece 5 gol yiyen bir takım var burada. Ee, bunun dışında deplasmanlarda da 6 maç 5 galibiyetleri var. Yani deplasmanda daha da rahatlar. Bir gol yediler deplasmanda. Yani böyle bir şey var mı? 6 maçta bir gol yemiş bir takımdan bahsediyoruz. Bence gayet güzel bahis. Yani işin Bence de çünkü tarafı yani. E da bir bakmamız lazım. Ee, Bu KG yok de... çok iyi fikir. Çünkü neden? Watford'ta da Aynen. biliyorsun, e, son zamanlarda gol yollarında Emmanuel Deniz e, bayağı etkiliydi Abi. ama son karşılaşma dizinden sakladım. Oyundan çıktı. O da Artı ben bence ya. takımın diğer hani çok gol atmasa da takımın gol atmasını sağlayan en önemli bir faktör İsmail Asar. O da yaklaşık bir ay sağlardan sakatlığından dolayı uzak kalacak. Yani ben de böyle Chelsea gol yerse çok şaşırırım bu maçta. Ya Aa, aslında beyler ya. bilmiyorum katılır mısınız ama Watford da e, ya böyle çok inişli çıkış roller coaster misali böyle <laughs> şeyler vardı ya hızlı trenleri şeyle Hı -hı. E, Güzel parklarda. Yani biraz her maçı maç içerisinde de öyle inişler çıkışlar yaşıyor gibi geliyor. Yani hani bir yandan evet Chelsea'nin takım savunması ve acayip hani savunma disipliniyle gol yeme ihtimali düşük ama Watford da abi gidip yani şimdi büyük maçlarda enteresan böyle gollü maçları falan da oldu Watford'un yani. E, Ranieri takımı bir de. Yani ben Ranieri ben. geldikten sonra daha bir toparlandı açıkçası. Sezon başı çok kırılgan bir takımdı ama Ranieri'nin de teknik faktörü bir yere kadar yetiyor. Yani o Leicester'ı şampiyon yaptığı sezon var. Ama sonra yani diğer çalışırdığı takımlarda aynı mesela. da aynı etkiyi göstermedi tabii ki. Ya bir de hakikaten çok önemli iki eksik. Yani Emanuel Deniz de oynamazsa ya bakın 11'e 5 dakika kala Uğur Karakul dediğini oynayın eğer böyle Emanuel Deniz de yoksa. Zaten İsmail Sar yok. O yüzden Watford'un gol atması gerçekten hani böyle çok büyük bir hata olur. İşte kaleye son anda Mendy yerine duruyor mu şey Kepa duruyor mu? Duruyor değil evet, mi? Yedek Joshua kaleci King olarak. Joshua King var abi. Ya, bu arada şey bence hücum hattında hani 3 oyuncunun ikisinin eksik olmasa olması edilebilir bir şey değil ama e, Sarı yokken de Deniz Joshua King ikilisi bayağı iş yapıyordu. Joshua King de en az Emanuel Deniz kadar skorer bir adam. Hatta Tabii Daha skorer bir adam şey, hatta. Daha skorer yani. Girdiği gol pozisyonunu var. daha çok gole çevirebilen bir oyuncu. İkisi de bende şey olduğu için var. dedim ki Watford bende. Ama Chelsea de e, bambaşka bir takım ya. Özellikle üçlüye dönüp Rice James'e kanattaki yaptıktan sonra Rice James belki bölgesinin şu anda en iyisi oldu yani. yani. Trendle birlikte açık ara ligin en en, en e, üst e, katman kanat beki. Burada tabii kanser da tersten yazalım soldan üç tane oyuncu var ligin bayağı hücum oyuncusu gibi takımını sırtlayan. E, şimdi hem savunmayı güçlendiriyor Rice James hem de e, aynı şekilde eee ya, şeyde hücuma da inanılmaz katkılar sunuyor. Ama Rhys James'in de durumu şüpheli. Onun da bir not olarak düşmek isterim. Yani hem Chelsea'nin hücum potansiyeline hem de savunma potansiyeline dair önemli bir isim olduğu için e, maç maç zamanı belli olacak. O yüzden e, ben de Ali abi gibi diyeyim. Maç öncesi bir bakın. 11'lere eksiklere göre analizinizi yapın. Çünkü Rhys James önemli bir adam bence. Tabii kesinlikle. Bence son bir yılda en fazla e, değeri artan kendini en fazla geliştiren İngiliz futbolcu Rhys son bir yıl içinde. Abi Ki biliyorsun zaten... benim, benim biliyorsun böyle eski talebem. Yani Wigan Atletik'te kiralık oynarken ben çalıştırıyordum FM'de biliyorsun. Ben Emeğim var diyorsun onda. Eskiden beri 96-97'den beri bak. Wigan'ın <laughs> efsane hocası şimdi Belçika'yı çalıştıran Martinez Wigan'da orta saha oynar. Dördüncü ligde o zamandan yani. Çok eski bir ilişkimiz var. öyle. Beni tez gibi değilim ben. Küçük takım demiyorum. Çalıştırıyorum görev verilirse. <laughs> Daha yüksek oranlar sadece iddia bayileri ve iddia.com'da. En kral program hızlı ve iddialı devam edecek.